Festivali'ne cümle canlıları bekliyoruz. Ve hepinize tekrar ve bir daha hoş geldiniz diyoruz. Aleviler, çok vadileler atlattık. Çok kıyımlardan geçtik. Bugünlere Ebu Suud fetvalarından, Yavuz Selim katliamlarından, Hızır Paşa'ların ihanetinden, II. Mahmut'un kıyım ve yıkım politikalarından, Koçgiri'den, Dersim'den, Maraş'tan, Çorum'dan, Sivas'tan, Gazi'den, Gezi'den direnerek geldik. Bugün de haklara, Alevilere dayatılan zulüm, inkar, asimilasyon ve sinsi kıyım politikalarına teslim olmayacağımızı ve inancımızı, ittikatimizi, bizi biz yapan onur duyduğumuz Kızılbaş Alevi kimliğimizin ebediyen süreceğini haykırmak için kenarlarımızı uyandırıyoruz. Selam olsun Gezi'ye. Üçüncü kuşak ile devam eden adalet arayışı birinci haftasına girdi. Dünyanın en soluklu eylemlerinden biri olan Cumartesi annelerine de buradan binlerce kez selam olsun. Selam olsun. Hep birlikte hak aşkına çırağlarımızı uyandırmak için festivalimizde bir olalım. Festivalimiz yaşadığımız çağda Ukrayna'dan Yemen'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Asya'ya, velhasıl bütün dünyada savaşlarda acı çeken, ezilen, sürgün edilen, hakça üretilip hakça bölüşülmediği için, çaresizlik içinde yurdunu terk eden bütün canlara umut olsun. Yeni bir hayat için Britanya'ya gelirken yollarda binbir zorlukla baş edip geldikleri bu memlekette adeta köle gibi Ruanda'ya satılan, gönderilmek istenen mültecilere umut olsun. Festivalimiz Gazze'de İsrail'in barbarca soykırımına uğrayan Filistin halkına umut olsun. Festivalimiz Türkiye hapishanelerinde tutsak edilen Gezi direnişi, özgürlük mahkumlarına umut olsun. Festivalimiz, özgür bir gelecek için kendini feda eden, siyasi düşünce ve talepleri nedeniyle rehin tutulan, başta Selahattin Demirtaş ve tüm yoldaşları olmak üzere, siyasi tutsaklarına umut olsun, selam olsun. Festivallerimizin daha ileriye taşınabilmesi için daha neler yapabiliriz? Bunun üstüne neler koyabiliriz? Genç nesilleri cemevlerimize, kurumlarımıza nasıl daha getirebiliriz? Ve onlara bu aidiyet duygusunu nasıl sağlayabiliriz? Bunlar belki bizim bundan sonraki dönemde en çok üzerinde durmamız gereken ve çalışma yürütmemiz gereken konulardan biri. Bu nedenle festivallerin aslında sadece 2 günlük park alanlarında yapılan konserlerle değil, işte önümüzde masalarınızda gördüğünüz gibi bir 2 haftayı süren bir program sonunda çocuklara, tiyatrolar, oyun alanları, gençleri daha çekebilecek programlar ve kavlu beladan taraf olduğumuz, kıyımlar yaşadığımız ve bu kadar acıların üstüne ama bir adım bile olsun geri atmadan, o kadar katliamlara nazaran taraf olup mücadele verdiğimiz alanlardan bir adım bile geri adım atmadan bunları topluma vermenin, topluma kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Bu nedenle de önceleri katliamlarla alevlerin yaşadıkları son süreçte devletin daha farklı bir yol çizmesine sebep oldu. İşte asimilasyon çabaları farklılaştı. ÇEDEŞ diye bir sistem kurup çocuklarımıza, kreş çağındaki çocuklarımıza okullarda imamların ders vermesi. Milli eğitimin son dönemde Türkiye'de eğitim sistemini değiştirmeye çalışması. Ve
Bunun içerisinde bir Alevi ansiklopedisi çalışması, özellikle Türkiye'de. Bunlar aslında artık asimilasyonun nerelere yöneldiğinin bir göstergesi. Daha size de vaktinizi almadan son iki cümle. Sevgili canlar, biz birlikte ve beraber mücadele etmekten başka bir şansımız yok. Farklı düşünebiliriz, farklılıklarımız olabilir, bunlar çok doğal. Ama inancımız, kültürümüzü yaşatabilmemiz için birlikte mücadele etmekten başka bir seçeneğimiz yok.